Aziz, ben kendimi çok tuhaf hissediyorum. Neden? Ya buna böyle baka baka açamayacağız, biliyorsun değil mi? Mekanik saatler dışarıdan hiç destek almadan kendi sistemi içerisinde, eğer sistem bozulmazsa, durmadan çalışır. İnsan gibi. Hayat gibi Aziz. Herhangi bir parça arıza yaparsa saat geri kalır. Zamanı doğru göstermez. Tüm parçaları söküp dışarıya alıp arızayı bulup sonra tekrar yerlerine yerleştirmek lazım gelir. Salih Baba için açmamız lazım demişti. E çok güzel işte. Hadi alalım bunların hepsini, Salih Baba'ya soralım. Bunlar sence nereden geldi? Zaten Salih Baba'dan geldi. İsteseydi açıp yollardı. Salih Baba... sorulara sıradan, hele alışılagelmiş cevaplar vermiyor. En azından bu şekilde sorduklarım. Sana bazı olaylar ve hikayeler anlatıyor. Sonrasına karışmıyor. Yani sana karışmıyor. Bu durumda ya çözüyorsun ya da çözemiyorsun. Olaya müdahale etmiyor demek. Yolu öğretiyor. Müthiş. Artık sen ne anladıysan, nasıl anladıysan al. Senin şu alet edevat yok mu? Küçük, incecik tornavidadan falan, oradan geçsin. Acaba sen benim sanatımla dalga geçmesen mi? Hı? Hadi al. Ya bak diyorum sana. Bir dene, gör sen de, ama dinlemiyorsun ki beni yani. Bir kere elini alsam var ya. Altan, söylenmenin zamanı mı? Hadi. Altan, burnumun dibine girdin. Saatle aramdasın, göremiyorum. Ne yapayım? Kafayı sıyıracağım ben de ya. Ha, görmüyor musun? Bak boşuna debeleniyoruz. Yani sanki böyle sürekli aynı yerde dolanıyoruz, dolanıyoruz, dolanıyoruz. Hiçbir yere varamıyoruz yani. Başım döndü benim. Benim de başımı döndürdün Altan. Açtım. Hadi baba, hadi. Bana yardım et. Mehmet Şefik iyice tuhaflaştı. Kapattı kendini çalışma odasına. İhtiyaçlarını görmek dışında çıkmıyor odadan desem yeridir. Geçen gün dalgınlığıma geldi. Kapıyı çalmadan girdim. Vay efendim, sen misin çalmadan giren? Önünde bir sürü kağıt, çizim, arasında kaybolmuş. O kadar hiddetlendi ki sanırsın dünyayı kurtaracak bir plan üzerinde çalışıyor. Gizli kapaklı bir işler çeviriyor yine, ama bu seferki diğerleri gibi değil belli. O kadar merak ediyorum ki gir bak diyorum kendime. Sonra kovuyorum şeytanları başımdan. Velhasıl uyurken bile odanın anahtarını üzerinde taşıyor. Ben de vesveselerimle kalıveriyorum sürekli. Bugün bir şey yaptım. Dayanamadım, merakıma yenik düştüm. Baktım Mehmet Şefik çıkmıyor yine odadan. Dedim bitap düşecek, dağ gibi adam. Yemeğini odaya götüreyim. Kapıyı tıklatıyorum, yok, cevap vermiyor. Nasıl almışsam ağzımın payını, giremiyorum da gel demeden. Sonra dedim Allah korusun, düştü kaldı herhalde. Daldım odaya. Yorgunluktan dayamış başını koltuğa, uyumuş kalmış. Masanın üzeri harp meydanı gibi. Tepsiyi koymak için yer açayım dedim. Ne mümkün,
Sonra gözüm çizimlere takıldı. Sayı dolu kağıtlar yığılı, serraye resimleri, ne ararsan var. Sanırsın adam Ahter Şinas. En çok da saatine şaşırdım. O gözü gibi baktığı saati 1000 parçaya ayırmış, bırakmış öyle. Merakın biteceğine daha çok artmasın mı? Geldiğimi anlar, asabileşir diye tepsiyi de alıp yakalanmadan çıktım ama aklım hala odada. Bugün evi bir duman sardı. Dedim eyvah yanıyoruz. Fırladım, elimde bir kova suyla bahçeye bir de ne göreyim? Mehmet Şefik yakmış yaz günü bir ateş. Başında öyle dalgın ateşe bakıyor. Bir nefeste vardım yanına ne oluyor diye. Hayatımızı kurtarıyorum dedi. Siması kas katı. Ürkütmeyi başardı yine beni. Çıkardı cebinden saati, baktı. Ben saati sapasağlam görünce tabii ağzımdan kaçırıverdim. Kızmadı, sustu. Bana baktı, torunuma sağlam bir miras bırakmak için onarıyordum dedi. Ve gitti. Atıverdim suyu ateşe. Neymiş bu hayatımızı kurtaran şeyler diye. Her şey kül olmuştu. Küçücük bir parça kurtardım ama bir şey anlamadım. Onu da senin sayfaların arasına saklıyorum. Hayatımız sana emanet. Altan büyüteç var mı? Var. Üç. Anladığıma göre bu üstteki mekanizma 4 sağa 3 sola işliyor. Sonra bir aparat daha var, onu da bulacağız. 1 2 3 4 1 2 3. Hayda. Sıfır bir. Mahallesi, Kanal. 18 daire 3. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi topla ver. Altan, saatin içi açık, parçaların eksilmemesi lazım. Ya tamam çabuk. İyi sakla. Ne var Altan? Önemli. Hadi. Emin misin burası olduğunu? Öyle, adres sokak doğru. Kapı numarası değişmiş sadece. Burası. Buyurun evladım.
Amca merhaba. Biraz garip gelecek ama biz bir kutunun içerisinde bir anahtar, bir de buranın adresini bulduk. Amca. Amca. Bizden korkmana gerek yok. Belki siz bize yardımcı olursunuz diye geldik. Soyadın ne? Korkmazer. Şefik'in nesi oluyorsun? Şefik benim dedem. Torunuyum. Şefik'in karısı kimdi? Nadide. Nadide Korkmazer. Babaannem olur. Nihayet elim yüreğimde yaşamaktan. Buyurun. Bir tek bu kaldı altı. Aziz. Oğlum biz nasıl bir şey insanıyız? Ve bunlar ne? Şunu al altın. Altın arabada çanta vardı. Alır mısın? Sen ne böyle adammışsın.